Evet, sevgili arkadaşlar, merhabalar, iyi akşamlar, hoş geldiniz. Şimdi bugünkü canlı yayınımıza Bismillah diyelim başlayalım. Başlamaya niyet ettik, inşallah hayırlısıyla bitirebiliriz, bitirmekte kısmet olur diyelim. Şimdi yine birkaç dakika hasbihal edelim. Ondan sonra konuşmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar lütfen aramayın. Şimdi normalde uçak modunu aldım ama Instagram üzerinden, Facebook üzerinden arayan arkadaşlarımız oluyor. Arandığı zaman da yayınımız kesiliyor. Bir kardeşimiz aradı şimdi. Bugünkü konumuz kendilik kavramı. Yani kendin olma. Kendilik kavramı. Yani kendin olma. Ya hocam biz kendimiz değil miyiz? Şimdi sevgili arkadaşlar, biz genel itibariyle mevcut duruma sahte kendilik diyoruz. Sahte kendilik. Yani insanların %99 virgül 9'u bizim ülkemizde maalesef sahte kendiliğe sahip. Evet. Sahte kendilik. Bugün hem gerçek kendilikten bahsedeceğiz. Etmeye niyet ettik. Niyetimiz de o var. Hem de sahte kendilikten gerçek kendilik ve sahte kendilik. Acaba bizde hangisi var? Biz kendiliğimizin farkında mıyız? Kendiliğin ne olduğunu biliyor muyuz? Bunlardan yarım saatlik zaman dilimi içerisinde dilimizin döndüğü kadar anlatmaya çalışalım. Bu arada Instagram'da sıkıntım var bilmiyorum ama evet onu da ayarlamaya çalışıyorum. Çünkü ekran gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Sebebini de bilemiyorum. Bu arada sevdiklerinize haber verecekseniz, izlemesini istediğiniz insanlar varsa 2-3 dakika bekleyelim. Onlara da haber verirsiniz. Ondan sonra biz sohbetimize kaldığımız yerden devam ederiz. Bugün biraz üşütmüşüm. Üzerinize afiyet, şeker, bal derler. Biz de öyle diyelim. Bugün biraz üşütmüşüm. Sabahtan bu yana genelde hapşırıyorum, fıksırıyorum. Buna benzer şeyler yaşıyorum. Yayınımızın gidip geldiğini söyleyen arkadaşlarımız var. Hocam işte yayınınız Instagram'da, yayınınız kesiliyor, gidip geliyor diyen arkadaşlarımız var. Eğer buradan düzenli izleyemezseniz, evet aynen o şekilde bir sıkıntı var bugün ama ne olduğunu ben de bilmiyorum. Olduğunu ben de bilmiyorum. Bir ayarlamaya çalışayım bakalım yayınımızı. Eğer yayında bir kesilme meydana gelirse yeniden açıp kapatabiliriz. Tekrarını izleyebilirsiniz. Eğer yayında bir kesilme meydana gelirse, izleme sorununuz ve sıkıntımız olursa lütfen tekrarını izleyelim. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Bugünkü konumuz kendilik. Daha çok da arızalı olan tarafımız sahte kendilik diyoruz. Sahte kendilik. Bir insanın hayatta en mutlu olduğu dönem hangisidir size göre? Bir insan hayatının hangi döneminde en mutlu olduğu dönemi yaşar genel itibariyle? Evet, hangi dönemi yaşar? Sevgili arkadaşlar, hangi dönemde yaşar daha doğrusu? Çocukluk döneminde. Çocukluk dönemi bizim hayatımızın en mutlu olduğu dönemimizdir genel itibariyle. Ya neden? Biz çocukluktaki o mutluluğu, o saffeti, o temizliği, o masumiyeti niye bulamıyoruz? Halbuki yetişkin bir insan haline geldiğimizde, büyüdüğümüz zaman daha akıllıyız, daha bilinçliyiz, birçok şeyin farkındayız. Neden biz çocukluk döneminde yaşamış olduğumuz o safiyeti, temizliği, masumiyeti yakalayamıyoruz? Neden?
Niçin? Niye yakalayamıyoruz? Evet, en mutlu olduğumuz dönem çocukluk dönemi. Şimdi bir araştırma yapılmış sevgili arkadaşlar. Bir istatistik yapılmış daha doğrusu. Çocukların bir günde yaklaşık 300 defa güldüğünü tespit etmiş psikolog arkadaşlarımız, meslektaşlarımız. Bir çocuk günlük ortalama 300 defa gülüyor, tebessüm ediyor. Evet, bizim gibi artık kronikleşmiş, kalaslaşmış, taşlaşmış, yüreği taşlaşmış yetişkinleri izlemişler. Acaba yetişkinler bir günde kaç defa gülecek, tebessüm edecek diye yaklaşık bunların da yetişkinlerin de ortalama 15 defa güldüğünü tespit etmişler. Ve şöyle diyorum, bizim ülkemizde bunda bir sorun ve sıkıntı var galiba. Şimdi sevgili arkadaşlar, Instagram'ı kapatıp yeniden açacağım. Hemen açıyorum. Evet. Bugün Instagram'da bir sorun ve sıkıntı var zannedersem. Bundan dolayı yayın gidip gidip geliyor. Ekran kapanıyor. Neden öyle olduğunu ben de bilmiyorum ama bir sorun ve sıkıntı var Instagram'da. Eğer Instagram'da problem yaşıyorsanız Facebook'tan Hayrettin Şahin ana sayfadan izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Bakalım Instagram'ı kapatıp yeniden açtık. İnşallah artık bir problem ortaya çıkmaz. Şöyle diyorum. Bizim ülkemizde yetişkinler zannedersem 15-20 günde bir gülüyor, tebessüm ediyor. Neden peki ya? Neden? Çocuklar mutluyken, çocuklar neşeliyken yetişkin insanlar neden mutlu değil kardeşim? Çünkü yetişkin insanların %99,9'u sahte kendiliğe sahip. Ne demek sahte kendilik? Yani kendi değil. Kendi için yaşamıyor. Başkaları için yaşıyor. Evet sevgili arkadaşlar, sevgili konuklar, sevgili misafirler, güzel kardeşim. Kendin için yaşıyor musun? Hiç düşündün mü? Kendin için yaşıyor musun? Kendin için ne yaptın? Evet, bir soru. Annem ne der? Babam ne der? Konu komşu ne der? El alem ne der diye düşünmeden. Yaşın 40 olsun, 50 olsun, 60 olsun, 100 olsun. Şimdiye kadar kendin için ne yaptın? İçinden geldiği gibi. Böyle ta yüreğinin içinden geldiği gibi. Kendin için ne yaptın? Ne yaptın? Şey yaptın mı? Evet. Maalesef bir şey yapmadık. Şimdi konferanslarda, seminerlerde bu soruyu soruyorum arkadaşlar. 300 kişi, 500 kişi, 1000 kişi, 1 kişi, 2 kişi ancak elini kaldırıyorsa. Hocam ben yaptım. Ne yaptın? İşte hangi üniversitenin hangi bölümüne gideceğime kendim karar verdim. Peki güzel. Hangi işi yapacağıma kendim karar verdim hocam. Peki ne demek bu? Arkadaşlar, hayatta kendiniz için ne yaptınız? İçinizden gelerek ne yaptınız? Hiçbir şey yapmadınız. Bu şu demek, ben kendim değilim. Ben sahte kendiliğe sahibim. Yani başkası için yaşıyorum. El alem için yaşıyorum. Annemin dediği şekilde yaşıyorum. Yani ben Allah'ın bana vermiş olduğu iradeyi kullanamıyorum demek kardeşim. Yani bizim toplumumuzun %99'u maalesef köle hayatı yaşıyor. Bakın mankurt diyoruz, mankurt. Mankurt. Ne demek? Köleleşmiş. Artık efendisinin emrinden çıkamayan insan demek mankurt. Yani bir Çin işkencesidir. İnsanın geçmiş yüzyıllarda savaşlarda esir alınan kişilerin kafası tıraş edilirmiş. Daha çok Çinliler tarafından. Bir deve kesilirmiş. Devenin derisi kafasına böyle şapka geçirilmiş, bağlanırmış. Deri kuruyunca kafanın üzerinde saç yok zaten. Alttan saç çıkmaya başladığı zaman, insanın saçı çıkmaya başladığı zaman deriye gelip yapışıyor. Deriyi delemediği için geri dönüyor. İnsanın kafasına, kafasının derisini delmeye başlıyor. Bu bir işkence şekli. Ve bir süre sonra o insan
Akli dengesini kaybediyor. Mankurtlaşıyor tamamen. Sizin evrenize amade. Gel gel git git otur otur. Maalesef toplumun %99'u günümüzde arkadaşlar mankurt. Nereden biliyoruz? Çalıştığımız için biliyoruz kardeşim. İşte bu soruyu soruyorum. Güzel kardeşim, kendin için ne yaptın diyorum. Ne yaptın diyorum, soruyorum ya. Vallahi hocam hiçbir şey yapmadım. Annem ne der dedim, babam ne de der, ne der dedim, konu komşu ne der dedim. El alem en büyük bizim neyimizdir? Sofamızdır. El alem ne der dedim. Ben hep bunları düşündüm hocam ya. Evet arkadaşlar, bakın hayatımızı boşa yaşıyoruz. Kendimiz değiliz çünkü. Başkası için yaşıyoruz. Şimdi geçmiş yıllarda bir hanımefendiyle çalışmıştık, bir ablamızla çalışmıştık. Terapiye geldi. Bu soruyu sordum kendine. Gene de sorarım. Kendin için ne yaptın şimdiye kadar? Vallahi hocam dedi. Kendim için ne yaptım? 36 yaşında bir hanımefendi. Panik atak hastası arkadaşlar. Kendin için ne yaptın dedim ya. Annem ne der, babam ne der, el alem ne der diye düşünmeden. Kendin için ne yaptın? Vallahi hocam dedi. Kendim için ne yaptın? Bir diksiyon kursuna gittim. Annem istemedi. Babam istemedi. Eşim istemedi. Ben direttim. Hayatımda ilk defa. Gideceğim dedim ya. Ben gitmek istiyorum. Diksiyon kursuna. 3 ay kursa katıldım. Hocam hayatımın en mutlu dönemiydi. Ya kardeşim bakın basit bir diksiyon kursuna gidiyorsunuz. Ama hayatınızın en mükemmel, en mutlu dönemi oluyor. Neden? Niçin? Çünkü içinizden geldi. Bakın kendiniz istediniz. Kendiniz istediniz. İçinizden geldiği gibi yaptınız. Mutlu olursunuz. Yanlış dahi olsa mutlu olursunuz. Hocam hayatımda ilk defa ilk 3 ay o 3 ay mutlu oldum. Peki ilk mutluluk dönemi buydu. Sonra hocam o diksiyon kursundan diplomamı aldım, mezun oldum İstanbul'da bir radyo istasyonundan bana iş teklifi geldi. Dediler ki işte Ayşe Hanım bizimle çalışır mısın? Hay hay dedim sizinle çalışayım. Yine annem karşı çıktı, babam karşı çıktı, eşim karşı çıktı. Senin radyo istasyonunda ne işin var? Çalışma dediler. Dediler. Hocam 2 yılda orada çalıştım. Hayatımın en mutlu ikinci dönemiydi. Sonra radyo istasyonu İflas etti. Kapanmak zorunda kaldı. Ben de o işten ayrıldım. Hocam şimdi başka bir firmada çalışıyorum. Firma Anadolu firması. İstanbul'da bir şubesi var. Bir bürosu var. Ben bu firmanın muhasebe işlerine bakıyorum. Büroda benden başka kimse yok. Telefonlara bakıyorum. Muhasebe işlerine bakıyorum. O Anadolu firmasının İstanbul'daki işlerini ben gözetiyorum. Ben yürütüyorum. Peki şu anda nasıl bir hayatım var? Bakın. Akşam saat 5.30'da mesain bitiyor değil mi? Tam 5'i çeyrek geçe annem beni arar. 5'i çeyrek geçe. Kızım Ayşe, efendim anne. Ne yaptın kızım? Şey anne şu anda ben hazırlandım çıkacağım anne. Tamam kızım. 5 çeyrekte annem beni aradı. 5.30'da çıkarım dolmuşa binerim. Dolmuşla benim evimin arası yarım saat sürüyor İstanbul'da. Yani 5.30'da binerim 6'ya çeyrek kala 15 dakika sonra annem yeniden beni arar. Kızım ne yapıyorsun şu anda? Anne dolmuştayım ya. İşte 15 dakika sonra ineceğim. Tamam kızım. 6'ya çeyrek kala eve ulaşırım. Daha kapıdan içeriye girer girmez annem beni arar. Ne yaptın kızım? Ulaştım anne, evdeyim anne. Hocam şu anda benim hayatım bu. Yani ben neyim? Aslında bir maymun gibiyim. Eğitilmiş bir maymun gibiyim. Bakın, sahte kendilik. Hep beni başkası yönlendiriyor. Benim hakkımda annem karar veriyor, babam karar veriyor, eşim karar veriyor, komşularım karar veriyor, sülalem karar. Ama benim söz söyleme hakkım yok. Arkadaşlar bu hakkı siz veriyorsunuz. Kusura bakmayın. Evet siz veriyorsunuz. Çünkü bu sahte kendilik. Bakın kendi istek ve arzularımızı yaşayamıyoruz. İşte bu sahte kendilik. Bundan dolayı mutlu olamazsınız. Mutsuzluğun en temel kaynağı budur. Dünyaya da sahip olsanız, sahte kendine sahipseniz mutlu olamazsınız kardeşim. Ne olacak? Anlatacağız. Bir başka hanımefendi geldi. Hocam dedi ben öğretmenim. 10 yıllık evliyim. 2 tane çocuğum var. Biri 9 yaşında, biri 8 yaşında. 2 oğlum var. Hocam ben de öğretmenim, eşim de öğretmen. Hocam mutlu değilim ben ya.
Eşimi sevmiyorum. Eşim hocam melek. Eşim dünyalar iyisi. Çok iyi bir insan. Kocam çok iyi bir insan. Ama hocam ben sevmiyorum adamı ya. Mutlu değilim hocam. Peki hocam sen de bir öğretmensin. Nasıl evlendin ya? Nasıl sevmedin insanla? Neden evlendin? Vallahi hocam. Nasıl evlendim? Hocam. Ben 7 yaşındayken babam rahmetli oldu. Babam öldü. Babam öldükten sonra annem benim her şeyime müdahale etti. Annem beni boğdu. Her şeyime annem kararı verdi hocam. Bakın arkadaşlar siz kendi iradenizi kullanamıyorsunuz. Sahte kendilikte bu var. Biz kendi irademizi kullanamıyoruz güzel kardeşim. Kullanamıyoruz. Hocam ilkokuldan işte 7 yaşına itibaren babam ölünce annem üzerime çok düştü. Her şeyime annem karar verdi. Kılıma karar verdi, kıyafetime karar verdi, okuluma karar verdi. Üniversite sınavını kazandım. Hangi üniversiteye gideceğime annem karar verdi. Kızım filanca şehirde oku dedi. Tamam anne. Şu bölümde oku kızım dedi. Tamam anne. Yahu ben üniversite kazanan bir insanım. Annemin okuma yazması yok. Ne yapmışız? Bakın iradesini, kendi iradesini kullanmıyor. Annesinin iradesine teslim etmiş kendi iradesini. İşte bu mankurt, bu köle, bu kölelik zihniyeti. Allah sana akıl vermiş, fikir vermiş kullan diye. Kullanmamışsın tertemiz kardeşim. Senin yerine başkası karar veriyor. Neyse hocam. Üniversiteden mezun oldum. İşte o dönemde atama olacak. Hangi şehirde çalışmam gerektiğini annem karar verdi. Dedi ki kızım bu şehirde. Dayının yeri burayı isteyelim. Tercih yaptık. Hepsi memlekete yazdık. Mezun oldum hocam. Atamam gerçekleşti. Devlette, milli eğitimde öğretmen olarak çalışmaya başladım. 2 sene geçti aradan. Bir gün okuldan geldim öğle vakti. Annem bana dedi ki kızım. Efendim anne. Kızım sana görücü geldi. Bir matematik öğretmenim işte fizik öğretmenim neyse. Bir öğretmen delikanlı. Sen istiyor oğlum. Kızım. Kızım bu oğlan iyi birisi. Sen bununla evlen dedi. Tamam anne. Daha ben oğlanı görmedim. Annem karar verdi ya. Evlendim. Evet hocam evlendim. Gerçekten iyi bir insan. Ama ben eşimi sevmiyorum. Adam bana dokunduğu zaman hocam böyle yılan dokunmuş gibi hissediyorum. Tüylerim diken diken oluyor. 2 tane de çocuğum var ya. Mutlu değilim hocam. Mutlu olamazsın ki. Mutlu olamazsın hocam. Abla mutlu olamazsın. Mutlu olamazsın. Niye? Çünkü kendin değilsin. Sahte kendiliksin. Sahte kendilik. Başkaları için yaşıyorsun. Kendi iradeni kullanmıyorsun kardeşim. Bir fabrikatörün hanımı geldi. Ya hocam dedi kendimden nefret ediyorum. Bir fabrikatörün hanımı. Zengin bir ailenin hanımı. Hocam kendimden nefret ediyorum dedi. Neden abla? Niye kendinden nefret ediyorsun? Ya bizim bir kapıcımız var. Apartman görevlimiz var. Bunun da hanımı var. 5 yıldan beri bu beyefendi bizim apartmanda çalışır. İyi bir insan. Ama hocam bu apartman görevlimizin hanımı beni tabiri caizse inek gibi sağıyor hocam beni ya. Kendimden nefret ediyorum. Niye? Hocam bu hanımefendi, kapıcımızın hanımı her gün benden para ister. Gelir. Aysel abla efendim ya çocuk okula gidecek de bir 10 TL var mı sana yarın veririm der. Çıkarıp veriyorum. Ama içimden vermek istemiyorum. Ya vermek istemiyorum. İçimden gelmiyor. Peki niye veriyorum? El alem ne der diye veriyorum bak. Konu komşu ne der diye veriyorum. Bak filancanın hanımı kocaman fabrikatör hanımı ya. Kapıcının hanımı kendisinden 10 TL para istemiş de vermiyor derler diye veriyorum. Şimdi arkadaşlar böyle vermiş olduğunuz bir şey ne sevap olur, ne sadaka olur, ne de fitre olur veya başka bir şey olur, yardım olur. Resmen kendinize işkence ediyorsunuz. Çünkü içinizden gelmiyor. Gelmiyor içinizden kardeşim. Evet, içimizden gelmiyor. Ertesi gün gelir. Aysel abla, efendim, ya pazara gideceğim de üzerimde şu anda para yok. Bana bir 50 TL verir misin? Yarın veririm abla sana. Tamam onu da çıkarıp veriyorum. Ama 4 yıldan beri, 5 yıldan beri böyle hocam. Güya benden borç alıyor, getirip vermiyor geri. Yahu kendimden nefret ediyorum.
Tiksiniyorum kendimde. Niye veriyorsun? Çünkü sahte kendiliğe sahibiz. Bir başkası, hocam işte 20 yıllık evliyim hocam, mutlu değilim hocam, eşimden nefret ediyorum hocam, tiksiniyorum hocam, abla madem ki adamı sevmiyorsun, güzel, niye aynı yasta baş koyuyorsun yahu? Ne yapayım hocam? Ben şimdi bu adamdan ayrılsam ne yapacağım? Adamın maddi durumu iyi. Ben ayrılsam rezil olacağım. Kusura bakma da abla. O zaman sen bu adamın kişiliğiyle, kimliğiyle, kendisiyle evli değilsin. Sen bu adamı parasıyla evlisin. Parasıyla evlenmişsin. O zaman niye itiraz ediyorsun ki? Ya, madem ki sen bu adamın parasıyla evlendin, o zaman buna katlanacaksın. Niye şikayet ediyorsun? Görüyoruz arkadaş. Evet. Birçok insan eşinin parasıyla evleniyor. Günümüzde maalesef. Makamıyla evleniyor. Mesleğiyle evleniyor. Mutlu ve huzurlu da değil. O zaman ne oldu? Niye böyle yapıyoruz? Çünkü bu bir sahte kendilik. Evet, sahte kendilik. Kendimiz değiliz. Şimdi geçmiş aylarda Diyanet'e bağlı bir kurumda bir seminer verdik arkadaşlar. Yaklaşık bir 200 kişilik 200 kişiye hitap etmiştim. 200-250 kişiye hitap etmiştim. Daha çok bayanların bulunduğu bir gruptu. Yine aynı soruyu sordum. Şimdiye kadar kendiniz için ne yaptınız? Annem ne der? Babam ne der? El alem ne der? Konu komşu ne der? Diye düşünmeden. Kendiniz için ne yaptınız? İnanın 250 kişiden bir kişinin dahi eli kalkmadı. Çünkü inançlı kesimde genelde, yanlış anlaşılmasın da, muhafazakar kesimde itaat kültürü, biat kültürü çok ön plandadır. Lütfen çocuklarınızı köle gibi yetiştirmeyin. Bakın bunun temel sebebi sevgili anneler ve babalar. Sahte kendiliğin temel sebebi sizsiniz. Çünkü çocuklarınız istiyorsunuz ki çocuklarınız %100 size itaat etsin. Yapmayın ya. Cinayet işliyorsunuz bakın. Mutsuz insanlar yetiştiriyorsunuz. Mankurt, köle zihniyetli insanlar yetiştiriyorsunuz. Emir almaya alışık. Kendi kararını kendisi veremiyor. Çok yanlış arkadaşlar. Lütfen acıyın çocuklarınıza. Çocuklar kendilerini ifade etmeye başladıkları andan itibaren sorun çocuğunuza. Evladım, bu ayakkabı giymek istiyor musun? Bu yemeği yemek istiyor musun? Kendi kararını kendin ver. Ne almak istiyorsun? İlla da bunu alacaksın değil, demeyin ya. Yapmayın. Bırakın çocuğunuz kendi kararını kendisi versin. Peki bu sahte kendilik neden meydana geliyor? Şimdi sahte kendilik anlaşıldı zannedersem. Neden meydana geliyor? Arkadaşlar bunun iki temel sebebi var. Bir, çocukların özgürlüğü kısıtlanıyor. Çocuğun kendini ifade etmesine izin vermiyoruz. Birinci sebep bu. Hani çocuklar doğar. Çocuklarda hep böyle yapma, başarma İstek ve arzusu vardır küçük çocuklarda. Ben yapayım, ben yapacağım, ben yiyeceğim, ben giyeceğim derler. Ama birçok anne ve baba maalesef bunu engeller. Eliniz kırılsın diyorum anne ve babaya. Engellemeyin çocuğu. Çocuk yemek yiyecek. Hayır dökersin diye anne zorla yemek yediriyor. Hadi bakalım ye, ye. Ya Allah'tan kork kardeşim ya. Çocuk yemek yemeyi öğrenecek. Döker, dökebilir. Gayet doğal bir şey. Açın bir yer sofrası. Çocuk diyelim ki 2 yaşında. Açın bir yer sofrası. Oturtun çocuğu sofranın kenarına. Koyun önüne yemeğini. Verin eline kaşığını. Yesin, döksün. Ama yemek yemeyi öğrenecek. 23 yaşında delikanlı terapiye geldi annesiyle beraber. Ailenin çocuğu olmamış. 15 yıl sonra olmuş bu delikanlı. Ama aile bu çocuğu şebek maymununa benzetmiş. Niye? Aşırı korumuşlar. Aşırı korumuşlar. Anne ne diyor biliyor musunuz? 23 yaşında delikanlı erkek adam ya. Hocam efendim hala yemeğini ben yediriyorum oğlumu. Altın da bağla abla dedim. Altın da bağla. Altın da bağla. Niye hocam ya? Kötü bir şey mi? Elin kırılsın senin. 23 yaşındaki adamın yemeği yedirilir mi ya? Cinayet işlediğinin farkında değil misin? Farkında değil misin? Anneler lütfen iyi dinleyin.
Kulak verin bakın. Sizlere anlatıyorum bunu. Evet, sizlerde sahte kendilik var da lütfen bırakın da çocuğunuzda olmasın. Siz 23 yaşındaki bir insana yemek yedirmenin ne demek olduğunu biliyor musunuz? He, biliyor musunuz? Bir başkası 21 yaşında. Hala annesiyle beraber uyuyor. Buyurun. 21 yaşında delikanlı anneyle beraber uyuyor. Niye? Annesi çok seviyormuş. Anne, cinayet işliyorsun anne. Hayatta çocuğuna en büyük kötülüğü sen yapmışsın. Bu çocuk bağımsız değil. Kendi olamamış. Sahte kendilik. Yani robot gibi kur. Çalar saat gibi. Kurmalı saat gibi kur. Daha ilginç bir örnek anlatayım. Delikanlı evlenmiş 26 yaşında. Zengin bir ailenin çocuğu. El bebek, gül bebek büyütülmüş. Her istediği yerine getirilmiş. Mümkün mü bu hayatta her istediğiniz yerine getirilecek? Ama aile getirmiş işte. Kat demiş, et kup demiş, su vermişler. Adam evlenmiş, aile evlendirmiş kendisini. Ailenin evi, müstakil bir ev, iki katlı. Üst kata gelinin, damadın evini dizmiş anne baba. Oğulların evini dizmişler üst kata. Alt katta kendileri yaşıyor, anne baba yaşıyor. Düğün olmuş, ilk gece delikanlı ne diyor hanımına, eşine? Biliyor musunuz? Gelin hanımı. Hanım, efendim, annem olmadan ben uyuyamam diyor. Ben annemi yanında uyumam lazım. Gelin üst katta bırakıyor. Alt kata annesinin yanına uyumaya iniyor kardeş. Şimdi ne yaptınız siz? Cinayet işlediniz. Asker arkadaşımız. Adam doçent. Üniversite öğretim görevlisi bakın. Zeki bir çocuk. Doçent ya. Ankaralı bir ailenin çocuğu. Erzurum'da askeriz. Bir üniversitede doçent. Fizik doçent. Doçenti. Arkadaşlar yine aynı baba bu çocuğun kendi olmasına izin vermemiş. Aşırı korumuşlar. Erzurum karı meşhurdur. Bir gün yukarıdan, çatıdan delikanlı yüzüne kar dökülmüş yukarıdan. Erzurum'dan 97 yılında Erzurum'dan Ankara'daki ailesini arıyor. Anne, baba, efendim çatıdan kafama kar döküldü. Yüzüme kar döküldü diyor. Oradan annesi bizi arıyor. Babası bizi arıyor. Ne olur Hayrettin Hocam, Ahmet Hocam, Kemal Hocam, efendim. Ya bizim işte Ayhan'a bakın. Ayhan'a yardımcı olun. Kaç yaşında adam? 40 yaşında, 35, 37, 38, 40 yaşında adam ya. Yüzüne kar dökülmüş diye Erzurum'dan Ankara'daki annesini arıyor. Evet, koruyucu anneler. Sevinin, mutlu olun. Bunlar sizin eseriniz bakın. Çocuğunu aşırı koruyan anneler. Mutlu musunuz? Sahte kendilikli, kişiyle oluşmamış, oturmamış asalak varlıklar yetiştiriyorsunuz. Bu tür insanlar, sahte kendine sahip olan insanlar hayatta mutlu ve huzurlu olamazlar. Kendi ayakları üzerinde duramazlar. Duramıyorlar işte. İşte sahte kendiliğin oluşmasının temel sebebi bir tanesi çocuğun özgürlüğünün kısıtlanmasıdır. Çocuk doğduğundan itibaren 3-4 aydan itibaren bağımsız olmak ister. Hep bağımsız olmak ister. Kendi işini kendisi yapmak ister. Yemek yiyecek. Bırakın koyun önüne yesin ya, döksün kardeşim, döksün. Ama o çocuğun bakın kendilik değeri oluşuyor. Kendini değerli hissediyor. Ben yemeğimi yiyebilirim. Aferin. Ne güzel yemek yiyorsun deyin ya. Eline sağlık. Harika kaşık tutuyorsun. Yemeği ağzına ne güzel götürüyorsun. Aferin sana evladım deyin bakalım. Ona cesaret verin. Engellemeyin lütfen. Biraz daha büyüdü. Ayakkabısını kendisi giyecek. Bırakın giysin çocuk ya. Ayakkabısını kendisi giysin. Ayakkabısını kendisi giysin. Kapıda bekliyorsunuz. Dışarı çıkacaksınız. Bakın 4-5 yaşındaki çocuklar, 3-4-5 yaşındaki çocuklar bu konuda çok diretir. Kendim yapacağım. Engellemeyin lütfen. Çocuk hata yapa yapa doğrusunu öğreniyor. Doğrusunu öğrenecek. Engellemeyin. Niye engelliyorsunuz ya? Bırakın ayakkabısını giysin. Elbisesini giysin. Ya kargacık giyecek, burgacık giyecek ama elbise giymeyi öğrenecek. Arkadaşlar bakın kızımız 17 yaşında bize getirmişler. 17 yaşında bir kız. Varlıklı ailenin kızı. Aşırı korunmuş bir kız. Gelmiş de ne olmuş hocam? Ne olacak kardeşim? Elma soymayı bilmiyor kızcağız. 17 yaşında hala elma soymayı bilmiyor. Niye? Eline elma alıp da bıçak alıp da soymamış ki. Hep soyulmuş verilmiş. Al kızım ye.
E bu kızla cihaz yarın evlenecek. Peki kendi çocuğuna, kendi eşine, kendi evine, kendi kendine nasıl bakacak ya? Benim kızım temizlik yapmasın. Ne yapsın senin kızın? Mutfağa girmesin. Yarın okur. Doktor olur, şu olur, bu olur. Hizmetçi tutar, olur. Bütün işinizi hizmetçi yapacak size. Zıkkımın kökü. Belki okuyamadı. Belki sizin kızınız hizmetçi olacak. O da var. Hayat şartları değişti. Okuyamadı kızın. Meslek sahibi olamadı. Sen hizmetçi olacaksın. Kardeşim bir insan hayatta kendi kendine yetebilmeli. Bakın ampul patlıyor. Ampul ya. Ampul. Basit bir ampul patlıyor. Adam evine elektrikçi çağırıyor. Bir ampulü söküp takacak bakın. Yetenek yok. Niye? Öğrenmemiş çünkü. Öğretmemiş anne baba. Öğretmemişiz. Bütün annelerde ve babalarda evet maalesef böyle bir hata var kardeşim. Yanlış var. Ne yapıyoruz? Her şeyi onların yerine biz yapıyoruz. Yapmayalım. İşte çocuğun özgürlüğünün kısıtlanması, hareketlerinin kısıtlanması çocuğun sahte kendilik sahip olmasında etkendir. Etkili yöntemlerden bir tanesidir. Çocuğumuzu özgür bırakalım. Yapsın. Başarsın. Hatta birçok şeyi kendisinden isteyelim. Hadi oğlum, bu meyvelerimizi sen soyar mısın? Meyve servisini sen yapar mısın? Ama anne derse ki, benim oğlum erkek adam yapmaz böyle şeyleri. Yarın o evlendiği zaman eşinden de aynı hizmeti bekleyecek sevgili anneler ve babalar. Çocuğunuza kötülük yapıyorsunuz. İkinci önemli sahte kendilik sebebi koşullu sevgidir. Eğer anne baba çocuğunu koşullu seviyorsa, ne demek koşullu sevmek? Yani bir şarta, bir kurala bağlı seviyorsa biz buna koşullu şartlı sevme diyoruz sevgili kardeşim. Nasıl yani? Diyelim ki çocuk yazıldan 100 aldı. Geldi. Anne, efendim. Yazıldan 100 aldım. Oo, aslan oğlum benim. Gel öpeyim seni. Cık 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 cık. Aslanım benim. Koçum benim, koçum. Aferin sen benim oğluma. Nasıl da 100 almış. Güzel. Sevdiniz. Takdir ettiniz. Bir sorun ve sıkıntı yok. Ertesi gün çocuk aynı çocuk yine geldi. Anne, efendim. Bugün sosyal bilgilerden yazılı olmuştu. Dün bugün sonuçlar açıklandı. 30 almışım. Ne? 30 almışım. Tuu senin yüzün aptal seni geri zekalı seni. Ne oldu? Dün çocuğunuz 100 aldı. Bakın sevdiniz. Bugün 30 aldı. Yüzüne tükürüyorsunuz. Kardeşim işte biz buna koşullu sevgi diyoruz bakın. Sevgi neye görev verildi? Çocuğun yüksek puan almasına görev verildi. Bu çok yanlış bir şey. Çocuğunuz 100 da alsa, 30 da alsa. 100 mü aldı? Tebrik ederim seni yavrum. Seni seviyorum. Benim için önemlisin. Benim için önemli olan sensin. Ertesi gün 30 aldı. Yine canın sağ olsun oğlum kızım. Ben seni seviyorum. Benim için önemli olan sensin. 100 da alsan, 30 da alsan, 0 da alsan, zayıf da alsan. Sen benim evladımsın. Çocuğumuzu niye seviyoruz? Evladımız olduğu için seviyoruz. İşte bu koşulsuz sevgidir. Eğer sevgi şarta bağlanmışsa. İşte sözümü dinlersen severim. Bu koşullu sevgidir. Sahte kendiliğin en önemli koşullarının birisidir bu koşullu sevgi. Şartlı sevgi. En önemli sebeplerden birisidir. Şimdi öğretmen kardeşlerimiz, anneler, babalar bunu izliyorsunuz değil mi? Lütfen bu videoyu velilerinizi izletin. Akrabalarınızı izletin. Hatta olmazsa belki yarın öbür gün başka bir gün çocuk psikolojisiyle ilgili de anlatabiliriz. Şu anda genelde yetişkinlere yönelik anlatıyorum ama çocuk psikolojisi ile ilgili de anlatabiliriz sevgili arkadaşlar. Neyse. Sahte kendilik. Şimdi delikanlı geldi. Dedi ki hocam ben hırsızım. Nasıl hırsızsın ya? Benim mesleğim hırsızlık. Yüzün üzerinde sabıkam var benim dedi. Ya hocam dedi biz ailecek bu işi yaparız dedi. Benim babam da hırsız, annem de hırsız. Biz ailecek bu işi yaparız. Peki nasıl oldu bu iş sende? Vallahi hocam. Bir gün 6-7 yaşlarındayım. Annem çarşıda babamla beraber çıkmışlar. İşte yan kesici bunlar, çantacı, cepçi.
Annem babam eli boş döndü geldiler. O günde bizim pazarımız var. Bizim mahallemizde bir pazar var. Babam bana dedi ki oğlum efendim baba gel bakalım yanıma gel. Sana bir şeyler öğreteceğim. Ne yapacağım baba? Gel. Oğlum bak senin yaşın küçük, boyun da küçük. Böyle böyle teyzelerin bacaklarının arasından geçeceksin. Elini çantana atacaksın. Cüzdanları alıp koyuna saklayacaksın. Böyle çaktırmadan. Ondan sonra geleceksin. Hocam ben o gün pazara çıktım. Hocam iki tane çanta şey cüzdan aşırdım. İki tane. Teyzeler beni seviyor. Onların bacağının arasından geçiyorum. Kolun arasından geçiyorum. Teyzeler beni seviyor çocuğum zaten. Hocam iki tane çantayı böyle şey, çanta diyorum pardon cüzdanı koynuma soktum aldım geldim. Oh evde babam beni seviyor böyle altın top gibi. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma diyor. Hocam ben işe o gün başladım. Arkadaşlar bakın bu koşullu sevgidir. Çocuk hırsızlık yaptı diye sevdiniz kendisini. Yüz aldı diye sevdiniz kendisini. Bakın bu koşullu sevgidir. Çocuğunuzu sırf evladınız olduğu için sevmek zorundasınız. Koşulsuz. Evladım ben seni seviyorum. Üniversite sınavını kazansan da kazanmasan da sen benim evladımsın. Ben seni sen olduğun için seviyorum. Bitti. Bu çok önemlidir. Çocuğa küçükten itibaren bu imajı vermek zorundayız. Bu duyguyu vermek zorundayız kardeşim. Vereceğiz. İşte sahte kendiliğin en önemli sebebi de bu. Koşullu sevgi. Şimdi annemiz bizi koşullu sevdi. Mesela uslu durduk annemiz bizi sevdi. Söz dinledik annemiz bizi sevdi. Sevdi. Koşullu sevgi. Bir gün, bunu da anlatayım ondan sonra bitireyim. Bir gün annemiz bize dedi ki kızım Ayşe ya da oğlum Ahmet efendim anne 6-7 yaşlarındayız. Bak bugün seninle teyzenlere gideceğiz. Eğer teyzenlerde böyle akıllı, uslu durursan sana çıkışta istediğin ayakkabı alacağım, bir de üzerine bitter çikolata alacağım. Tamam. Gittik teyzemlere. Bana söz verildi ya. Ben orada böyle süt dökmüş kedi gibi oturuyorum. Kımıldamıyorum. Teyzem beni seviyor. O diyor aferin diyor. Ne kadar akıllı duruyor benim oğluşum diyor. Benim kızım diyor. Kızışım diyor. Neyse yani. Seviyor beni. Orada bir saat annemle teyzem sohbet ettiler. Ben yerimden kımıldamadım. Çıkışta annem beni götürdü ayakkabıcıya. İstediğim o sıfır ayakkabıyı aldım. Üzerine bir de çikolata bana alındı verildi. Ha ben burada neyi öğrendim? Ulan ben uslu durursam seviliyorum bakın. Biz buna şema diyoruz arkadaşlar şema. Yani sevgiyi elde etme yöntemi diyoruz. Şema. Çocuk neyi öğrendi? Uslu durursam beni seviyorlar. Çocukta uslu durma şeması gelişiyor sevgili arkadaşlar. Biz bunu bilişsel terapide anlatırız. Uslu durma şeması gelişiyor. Tamam. Kaç yaşında bu çocuk? 6 yaşında. Bunu öğrendi. O günden sonra çocuk hep uslu durur. Uslu durduğu için de ödüllendirilir. Sevdirilir bak sevilir. Uslu duruyor çünkü. Bizim beklentimiz bu. Bizim annelerimizin ve babalarımızın beklentisi ne? Allah korusun engelli bir çocuk bekliyor sanki. Kımıldamasın, otursun, hoplamasın, zıplamasın. Kardeşim bu anormal. Normal olan şey ne? Çocuk dağıtacak, koşacak, kıracak, dökecek, çekmeceleri karıştıracak, çizecek. Duvara resim yapacak. Doğal olanı o. Normal olanı o. Çocuğun böyle süt dökmüş kedi gibi oturması anormal bir şey. Çocuk hareket demek. Neyse. Çocuk ne öğrendi? Uslu durma şemasını öğrendi. Uslu durduğum zaman ödüllendiriliyorum bak. Seviliyorum. O bunu tespit eder çocuk. Diyelim ilkokula başladı. Daha okulun ilk günü. Gider hemen sırasına oturur. Hanım hanımcık, beyefendi kımıldamaz yerinden. Diğer çocuklar zıpır. Kimi masanın üstünde, kimi sandalyenin altında, sıranın altında, kimisi tahtada. Öğretmen gelir ki herkes böyle curcuna halinde. Bu oturmuş orada süt dökmüş kedi gibi. Öğretmen de hoşuna gider. Gelir kızım senin adın ne? Oğlum senin adın ne? Benim adım Ayşe öğretmenim. Aferin. Ya ne uslu çocuksun sen. Ne oldu? Bak yine sevildi. Uslu durduğu için yine sevildi. Bakın arkadaşlar. Sevgi elde etti. Uslu durma şeması işe yarıyor. Ortaokulda sınıfın en uslu öğrencisi olur. Seviliyor. Çünkü oradan besleniyor. Bakın sevgiyi şartlı olarak elde ediyor. Liseye gelir yine okulun en uslu öğrencisi. Üniversiteye gider yine okulun en uslu öğrencisi. Mezun olur. İş yerinin en uslu insanıdır. En uslu. Ama bir patronu vardır. Gaddardır. Şimdi ilkokulda herkes kendisini sevdi.
Usta olduğu için. Ortaokulda herkes sevdi. Lisede herkes sevdi. Üniversitede herkes sevdi. Ama mezun oldu geldi bir fabrikada işe girdi. Mühendis olarak işe girdi. Bir patronu var, gaddar. Adam bir türlü gelip sevmiyor. İşte kızımız ya da oğlumuz. Bu uslu durma şeması işe yaramadı orada iflas etti. Sevgi elde edemiyor çünkü patron sevmiyor. Bir bunalıma girer arkadaşlar. Bir depresyona girer ve ondan sonra bize gelir. Ararız ki, bakarız ki hanımefendinin şeması işe yaramamış. Başarılı olma şeması. Bak şemadır bunlar. Sevgi elde etme yöntemleri. Yani şartlı sevgi diyoruz biz bunlara. Lütfen çocuğunuzu şartlı sevmeyin. Evet. Şimdi sahte kendilikten bahsettik. Gerçek kendilikten bahsettik kısaca. Bunun tersi de gerçek kendilik. Peki hocam bizde sahte kendilik var diyeceksiniz şimdi. Bende sahte kendilik var. E ne yapmam lazım? Bundan nasıl kurtulacağım? Arkadaşlar basit bir formül söylüyorum size. Basit bir formül. Bunun basit bir formülü var. Eğer uygularsanız gerçek kendiliği yavaş 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 elde edersiniz. Gerçek kendilik. Peki, gerçek kendilik ne? Şimdi şu anda hepimiz sahte kendiliğe sahibiz. Öyle yaptık ya, yani kendimiz için bir şey yapmamışız çünkü. Anneniz ya da babanız, çok sevdiğiniz anneniz ve babanız, en değerli varlığınız. Şöyle dese sana, kızım ya da oğlum, efendim anne, efendim baba, bana bir bardak su verir misin dedi. Annemiz ya da babamız bizden bir bardak su istedi. Sevgili arkadaşlar, bir bardak su istedi. Hemen şuraya sorun, yüreğinize sorun. Yahu ben anneme, babama bir bardak su vermek istiyor muyum, istemiyor muyum? Tabii hep biz veririz de. Absürt bir örnek veriyorum. Uç bir örnek vereyim ki. Uç bir örnek aklımızda kalsın diye. Hepimiz annemize, babamıza su veririz, evladız çünkü. Buraya soralım, yüreğimize soralım. Annem ya da babam benden bir bardak su istedi. Yahu ben anneme ya da babama bir bardak su vermek istiyor muyum, istemiyor muyum? İçimden geliyor mu, gelmiyor mu? Gelmiyorsa anne, efendim, baba, efendim seni çok seviyorum. Benim için çok değerlisin ama kusura bakma ya. Şu anda sana bir bardak su vermek içimden gelmiyor diyeceğiz. Arkadaşınız Ayşe ya da Ahmet geldi. Ya işte filanca sevgili kardeşim, güzel kardeşim, efendim. Ya şu anda çok mağdurum. Bana işte 500 TL ya da 1000 TL borç parayı verir misin? Dedi. Kardeşim yüreğinizi sorun. Bakın yüreğinizi sorun. İçinize sorun. Yüreğinize sorun. Ben bu adama borç para vermek istiyor muyum ya da bu kadına borç para vermek istiyor muyum istemiyor muyum? Eğer istemiyorsan, içinden gelmiyorsa, bakın içinden gelmiyorsa. Sevgili kardeşim, Ahmet kardeşim, Ayşe ablam, Ayşe kardeşim. Ya kusura bakma şu anda müsait değilim sana borç para veremem. Diyeceksiniz bakın. Hayır diyeceksiniz kardeşim. Anneniz babanız, oğlum işte kızım ya da oğlum bu insanla evlen. Yüreğinizi sorun, içinize sorun. Evlenmek istiyor musunuz, istemiyor musunuz? İstemiyorsanız kafanızı kesseler dahi hayır kardeşim mutlu olamazsınız bakın. İşte içinizden geldiği gibi meşru dairede benim içimden adam kesmek geliyor diye gidip adam kesemezsiniz. Bakın yasalara uygun, inançlara uygun, töremize uygun. İçinizden geldiği gibi eğer doğal yaşarsanız, içinizden geldiği gibi yaparsanız sevgili kardeşim, dünyanın en mutlu insanlarından birisi olursunuz. El alem ne demiş? Umurunuzda olmaz. Konu komşu ne demiş? Umurunuzda olmaz. Başkası ne söylemiş? İnanın hiç ama hiç umurunuzda olmaz. Bakın çok basit bir formül. Sadece yüreğinize sorun, içinize sorun. Ben bunu yapmak istiyorum muyum, istemiyorum muyum? Çünkü bu yüreğiniz, bakın yanlış dahi yapsa mutlu olursunuz. İşin ilginç tarafı bu. Yanlış karar verdiniz. Ama sonuçta sonuçta yine mutlu olursunuz sevgili arkadaşlar. Bu kadar basit. Gerçek kendine sahip olmak istiyorsak, kendimiz olmak istiyorsak yapmamız gereken en önemli şey bu. Yüreğimize soruyoruz. Ben bunu yapmak istiyor muyum, istemiyor muyum? Ben bu şehirde yaşamak istiyor muyum, istemiyor muyum? Ben bu işi yapmak istiyor muyum, istemiyor muyum? Evet, içinizden evet sesi geliyorsa lütfen yapın. Eğer gelmiyorsa yapmayın kardeşim. Yaparsanız bir süre sonra gerçek kendine sahip olursunuz ve çok mutlu olursunuz. Bakın çok mutlu olursunuz. Evet. Bugünlük de burada noktalayalım. Zamanımızı geçtik. 45 dakika olmuş. Hakkınızı helal edin lütfen. Yarın aynı saatte bir başka konuda buluşmak, görüşmek dileğiyle, niyetiyle. Allah'a emanet olun.
Hayırlı akşamlar diliyorum.